Değerli takipçilerim, merhaba. Pusula çalayan takipçileri için bugün videomuzu yine damak aşkı için çalıştırdık. Sevgili takipçilerim, bugün size yine damağınızda, damarlarınıza kadar sizi mutlu ve mesut edecek bir lezzetle tanıştırmak istiyorum. Şimdi güz dönemi geldi, karnabaharlar çıkmaya başladı. Karnabaharı nasıl tüketeceğiz diye kara kara düşünen takipçilerimiz vardır eminim. Ben size onun çok daha değişik ve kolay tüketebileceğiniz bir yöntemini öğretmeye çalışacağım size. Kameramızı malzemelerimize doğru eğelim değerli takipçilerim. Şöyle. Şimdi bize lazım olan karnabaharı böyle küçük küçük parçalara ayırıyorsunuz. Bir tencere kaynamış suyun içerisinde bu karnabaharı 10 dakika kadar kaynamış suyun içine bandırıyorsunuz ve biraz haşlıyoruz. Brokoli haşlar gibi karnabahar. Bunlar zaten aynı türevden. Aladiri veya daha yumuşak severseniz biraz fazla, daha diri severseniz biraz az tutarsınız değerli takipçilerim. Şimdi bu karnabaharı güzelce haşladıktan sonra kaynamış suyun içerisinde bunun üzerine 2 adet limon kullanacağız. Birazcık sarımsak sevenler için, sevmeyenler kullanmayabilir. Sarımsağımızı bu şekilde döveceğiz. Küçük küçük ezeceğiz. Bir çay bardağı zeytinyağı. Bir su bardağı kadar tahin. Pekmez karıştırmadan saf tahin. Ve birazcık da nar tanesi kullanacağız değerli takipçilerim. Şimdi bu karnabaharımız için öncelikle limonumuzun suyunu bir çıkartalım. Limon suyunu dökeceğiz. 2 adet limon kullanıyoruz değerli takipçilerim. 4 kişilik bir aile için ya da 4 kişilik bir sofra hazırlığı yaptığınızda bu kadar tarif ettiğim malzemeler yeterli. Daha fazlası için artırma şansınız var. Daha az olursa malzemeleri kısabilirsiniz. Birazcık 2 limon yerine 1 kullanırsınız. Bir çay bardağı zeytinyağı yerine yarım çay bardağı. Veya yağı sevmeyenler daha az. Daha çok sevenler kendine göre fazla da koyabilir. Sorun değil. Evet değerli takipçilerim. Limonumuzu sıktıktan sonra üzerine güzelce limonumuzu gezdiriyoruz. Limon suyumuzu. Bu haşlamış olduğumuz karnabaharın üzerine limon suyumuzu gezdiriyoruz değerli takipçilerim. Limondan sonra küçük bu sarımsaklarımızdan böyle üzerine biraz serpiştirirsiniz. Değerli takipçilerim. Sonrasında zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Evet. Sonrasında bu saf tahinimizi üzerine güzelce gezdiriyorsunuz değerli takipçilerim. Bu tahin bu karnabaharda lezzet patlaması yaratıyor. Çok beğeneceksiniz. Eminim. Tahini daha az da dökebilirsiniz. Az tahinini seven az döker. Çok seven çok döker. İlk defa tadacaklar denemek için azar azar lezzetle buluşur değerli takipçilerim. Sonrasında da süslemek için nar tanelerini bu şekilde serpiştiriyoruz değerli takipçilerim. Bu inanılmaz lezzeti kesinlikle tavsiye ediyorum. Yediğinizde göreceksiniz ki gerçekten bu bir damak aşkı. Ve karnabaharı bundan sonra eminim daha kolay tüketeceksiniz. Çünkü karnabahar çok faydalı. Yememiz gerekiyor bir şekilde. Değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görsellik oluştu zaten. Yemeden önce zaten bir şey hazırladığımızda önce görsel kısmı bizim için daha önemli. Şimdi bunun tadına bakalım sizin için. Değerli takipçilerim.
Muhteşem lezzetle muhakkak buluşmanız gerekiyor. Tuz sevenler biraz tuz da atabilir üzerine değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim biz bunu ayrıca çok severek ve bayılarak tüketiyoruz. Bu şekilde karnabaharı çok kolay tüketeceksiniz. O yüzden size tavsiye ediyorum. Size gösterirken bile bir tabağı bitirebilirim değerli takipçilerim. Şöyle tekrar görselliğini size sunmuş olayım. Bu muhteşem lezzeti muhakkak denemelisiniz. Değerli takipçilerim. Evet. Sevgili Pusula Çağlayan takipçileri. Yine bir damak aşkı videosunda birlikte olduk. Pusula Çağlayan'ı takip etmeye devam edin. Gündemde kalın. Abone olun. Etrafınıza abone olması için öneride bulunun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.